Merhaba sevgili WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dolu batarya mı daha ağır, boş batarya mı daha ağır, buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar, neden böyle bir içerik çekiyoruz? Çünkü yine sizden çok fazla mail aldık ve konu bizim ilgincimize gitti. Ne yaptık? Gittik bir tane hassas tartı aldık. Bir tane 20 binlik powerbankimiz var. Bir de şurada bir iPhone 10 bulduk arkadaşlar. Bunların hem dolu hem de boş hallerini bir tartacağız. Öncelikle gelin bir tartımız ne kadar hassas bir onu göstereyim. 0000. Cebimden 5 TL çıktı arkadaşlar. 0.81 gram arkadaşlar. Şöyle şunu alayım. Şurada bir jelatin parçası gibi bir şey buldum. Bu da 0.12 grammış. Mustafa Demir para koy diyor. 8 gram çıktı. Vallahi iyiymiş. Tat çıkarıcı diyorum ben buna. 0.74'müş. Yani herhalde tartımızın ne kadar hassas olduğunu artık anladık. Gelin şu testimize geçelim. 20.000 mAh'lik bir powerbank bu. Full gördüğünüz gibi. Tartıyorum arkadaşlar. 359.90. iPhone 10'umuz da arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi bataryası bitti, bitecek. Şimdi bunu tartıyorum. 176.17. Şimdi yapacağımız şey şu, powerbank'in şarjını bitireceğiz. Bunu da şarja takacağız. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar, iPhone'umuz tabii ki de çabucak şarj oldu. Biraz daha az bekletti bizi. Şimdi gelin dolu haliyle bir tartalım bakalım. Bu arada az daha unutuyordum, şarjımız şu anda full arkadaşlar. Şimdi koyuyorum, hadi bakalım gazamız mübarek olsun. 176.17 oldu ağırlığımız. İlk tarttığımızda da 176.17 idi. Yani iPhone'da dolu ile boş arasında herhangi bir gramaj farklılığı yok. Evet arkadaşlar, 95 saatin sonunda powerbank'in şarjı da bitti sonunda. Gördüğünüz gibi 4 ışık birden söndü. Şimdi tartıya koyuyorum. 360 gram. İlk tarttığımızda ölçü 359.90'dı. Çok ufak bir oynama oldu. Yalnız tabii ki de bir bilene danışacağız. Şimdi gelin şu bileni bir alalım yanımıza. Şimdi Mehmet'e soracağız. Mehmet, ufak tefek böyle miligramlık 0,'lük bir değer değişti. Ama bu doluluğu ve boşluğu ile ilgili bir şey mi abi? Dolu boşluğu alakalı tabii ki. Bir ağırlık oluşacak. Ama bu hassas tartının onu nasıl yerleştiğinle alakalı değişebilir o ağırlıklar. Hmm. Biraz farklılıklar normal. Doldurduğunuz zaman illaki bir ağırlık oluşuyor. Powerbank renklerin içerisinde dolum yaptığınızda aslında elektron üretimi yapıyorsunuz. Pil mantığı bu daha doğrusu. Negatiften pozitife bir iletken aracılığıyla bağlantı yaptığımız zaman negatif pozitif akımı arasında oluşan elektrokimyasal olaylarla elektron üretiyoruz. Biz de o powerbankleri bu şekilde dolduruyoruz. Dolu bir powerbankin içerisinde üretilmiş elektron var demek. Bu elektronun da bir mevcut ağırlığı tabii ki var ama çok küçük seviyelerde. Araştırdığımızda 9.10 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram çıkıyor. Hani, öyle bir şey yok yani. O elektronun ağırlığını bizim mevcut teknolojilerle ölçmemiz gibi bir imkan yok aslında. Anladım. Yani sonucumuz şu oluyor. Hakikaten aynen, bir değişen ağırlık değeri var çünkü elektron üretiyoruz içinde. Aynen. Ama bunu ölçebilecek bir teknolojimiz henüz aynen, yok. Bizim hassas tartımızda oluşan farkları da birini öne koymuşundur, ötekini 1 santim öne koymuşundur. O zaman teşekkür ediyoruz Mehmet. Aynen. Biz de videomuzdan çıkalım artık. Sevgili dostumuz Mehmet'ten de doğru bilgilendirmeyi aldık. Artık videomuz bitti. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan böyle ilginç şeyler varsa, böyle enteresan falan filan, bize lütfen ulaştırın bu fikirleri ki deneyelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. İğrenç bir espri geldi aklıma da, yapmadım.